Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Kur'an-ı Kerim'de قُلْ اِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ اِبْرَاه۪يمَ حَن۪يفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ De ki, şüphesiz Rabbim beni doğru yola, gerçek dine, doğruya yönelen ve buta tabanlardan olmayan İbrahim'in dinine iletmiştir buyurmuştur. Şehadet ederiz ki bir tek Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Yine şehadet ederiz ki Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Hadis-i şerifinde Rabbim bana edebi güzel bir surette ihsan etmiş, edeblendirmiştir buyurmuştur. Salat ve selam Peygamberimiz Muhammed üzerine, ailesi ve ashabinin üzerine olsun. Muhakkak ki İslam insanın kendi Rabbi ile ilişkisini, insanlarla ilişkisini ve tüm evrenle ilişkisini eksiksiz bir biçimde düzenlemiştir. Bu şeriat toplumun ilerlemesine katkıda bulunan birçok düzen ve kamu ahlaklarıyla doludur. İşte insanın özelini koruyan değerlerden izin istemektir. Bu bağlamda Allah Teala, ey iman edenler, evlerinizden başka evlere sahipleriyle alışkanlık kurup selam vermeden girmeyin. Bu sizin için daha hayırlıdır. Olur ki iyice düşünürsünüz buyurmuştur. Peygamber Efendimiz bize izin isteme ve adabının nasıl olacağını öğretti. İşte bir zat Resulullah evdeyken içeri gireyim mi diye izin istemişti. Resul-i Ekrem Efendimiz hizmetçisine çık, bu adama izin istemeyi öğret. Önce Esselamu Aleyküm desin, sonra gireyim mi diye sorsun buyurdu. Adam Peygamberimizin söylediklerini duyarak Esselamu Aleyküm, girebilir miyim dedi. Bunun üzerine Efendimiz izin verdi. O da içeri girdi. Cabir radıyallahu anh diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldim ve kapısını çaldım. Resulullah kim o dedi. Benim diye cevap verdim. Resulullah benim benim diye tekrar etti. Galiba bu cevaptan hoşlanmamıştı dedi. İzin isteme adabından gözleri bakılması yasak olandan çevirmek ve kapıya karşı durmamaktır. Peygamberimiz izin istemek göz için şart kılınmıştır. Sa'd bin Ubade'nin radıyallahu anh bir kapıya gelip izin istediği zaman kapıya karşı durduğu rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber ona dedi ki içeri girmek için izin istediğin zaman kapıya karşı durma. Anlatılan diğer rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kapıya gelip de içeri girmek için izin istediği zaman kapıya karşı durmazdı. Sağa ve sola gelirdi. Eğer kendisine izin verilirse içeri girerdi. Değilse dönerdi. İslam'ın çağırdığı genel değerlerden yol ve kamu yerlerin hakkını vermektir. Çünkü yollar umuma ait yerler olup fertler tarafından işgal edilmemelidir. Rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yollar üzerinde oturmaktan sakınınız buyurdu. Sahabiler, ya Resulallah, bizim yol ve sokaklarda oturmaktan vazgeçmemiz mümkün değil. Çünkü oralarda gereken işlerimizi konuşuyoruz dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem madem ki vazgeçemiyorsunuz, mutlaka oturmak zorunda kalıyorsanız öyleyse yolun hakkını veriniz buyurdu. Bunun üzerine yolun hakkı nedir ya Resulallah diye sorunca Peygamberimiz harama bakmaktan yüzleri korumak, gelip geçenlere eziyet vermemek, verilen selamı almak, İslam tarafından iyi denilen şeyleri tavsiye edip kötülüklerden sakındırma vazifesini yerine getirmektir buyurdu. Başka bir hadiste Peygamber Efendimiz şöyle buyurur. İman 70 küsur derecedir. En üstünü La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur sözüdür. En düşük derecesi de rahatsız edici bir şeyi yoldan kaldırmaktır. Haya da imandandır. Temizlik de bir değerdir. İslam vücut, giyim ve makanın temizliğini insani davranış ve kültürel değer olarak kuralların ayrılmaz bir parçasını yapmıştır.
Bu nedenle İslam insanın iyi görünmesini sağlayan birçok adab koymuştur. Allah bedenlerini temizlemeye dikkat eden müminleri överek şöyle buyurmuştur. Allah şüphesiz daima tevbe edenleri sever, temizlenenleri de sever buyurmuştur. Peygamber Efendimiz de Allah güzeldir, güzel olan şeyleri sever, temizdir, temiz olan şeyleri sever ve başka bir hadiste temizlik imanın yarısıdır buyurdu. Rivayet edildiğine göre Resulullah bakımsızlıktan saçları dağılmış bir adam gördü. Bunun üzerine bu adam saçlarını düzeltecek bir şey bulamamış mı acaba buyurdu. Bir de üzerinde kirli elbiseler bulunan başka bir adam gördü. Bu adam da elbisesini yıkayacak bir şey bulamamış mı buyurdu. Peygamber Efendimiz ağzın kokusuna etkileyen dişleri temizlemeyi ve insanın kötü kokusu yüzünden kardeşine zarar vermemesini istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ümmetimi zora sokmaktan endişe etmeseydim, onlara her namaz vaktinde misvakla dişlerini temizlemelerini emrederdim. İslam bir sakınca veya kısıtlama olmadan hidayet ve gerçeğe ulaşmak için tüm insanlar arasında diyalog kapısını açtı. Ancak diyalog, başkalarına meydan okumaktan, onları alay etmekten veya küçümsemekten uzak olmalıdır. Allah Teala, onlarla en güzel şekilde tartış. Ve diğer ayette, kullarıma söyle, en güzel şekilde konuşsunlar buyurmuştur. Resulullah, mümin, insanları kötüleyen, lanetleyen, kötü söz ve çirkin davranış sergileyen kimse değildir buyurdu. Haberlerden emin olmak ve diğerlere bildirmeden önce acele etmemektir. Allah Teala, ey iman edenler, eğer yoldan çıkmışın biri size bir haber getirirse, onun iç yüzünü araştırın, yoksa bilmeden bir millete fenalık edersiniz de sonra ettiğinize pişman olursunuz buyurmuştur. Resulullah, temkin ve sükunetle hareket etmek Rahman'dan, acele ise şeytandandır. Ve başka hadiste, hayrın dışında her yerde aceleci olmamak övgüye layıktır. Ve yine de başka bir hadiste, her duyduğunu nakletmesi kişiye yalan olarak yeter buyurdu. Genel adaptan da dedikodudan uzak durmaktır. Allah Teala, onu dilinize dolamıştınız. Bilmediğiniz şeyleri ağzınıza alıyordunuz. Onu önemsiz bir şey sanıyordunuz. Oysa Allah katında önemi büyüktü buyurmuştur. Peygamber Efendimiz, Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse komşusuna aziyet etmesin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden misafirine ikramda bulunsun. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse ya hayır söylesin ya da sussun buyurdu. İslam'ın gerektirdiği genel adaptan da Lokman vasiyetlerinden olan sesi kısmaktır. Allah Teala, yürüyüşünde tabii ol, sesini kıs, seslerin en çirkini şüphesiz merkeplerin sesidir buyurmuştur. Seslerini Hazreti Peygamber'in yanında kısan kimseleri öven Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Seslerini Peygamber'in yanında kısan kimseler Allah'ın günüllerini takvayla sınadığı kimselerdir. Onlara mağfiret ve büyük ecir vardır. Yolunu kaybedene yol göstermek de önemli değerlerdendir. Bu bağlamda Resulullah yollar üzerinde oturmaktan sakınınız buyurdu. Sahabiler, ya Resulullah, bizim yol ve sokaklarda oturmaktan vazgeçmemiz mümkün değil. Çünkü oralarda gereken işlerimizi konuşuyoruz dediler. Bunun üzerine Resulullah, madem ki vazgeçemiyorsunuz, mutlaka oturmak zorunda kalıyorsanız, öyleyse yolun hakkını veriniz buyurdu. Bunun üzerine, yolun hakkı nedir ya Resulullah diye sorunca, Peygamberimiz, harama bakmaktan gözleri korumak, gelip geçenlere eziyet vermemek, verilen salamı almak, İslam tarafından iyi denilen şeyleri tavsiye edip kötülüklerden sakındırma vazifesini yerine getirmek
ve yolunu kaybedene yol göstermektir buyurdu. Bu sözlerden sonra kendim ve sizin için Yüce Allah'tan bağışlanmayı dilerim. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. İnsanların efendisi, son peygamber Hazreti Muhammed'e, ehli ve ashabinin hepsine salat ve selam olsun. Kıymetli Müslüman kardeşlerim, Müslümanın benimsemesi gereken önemli değerlerden de darda kalanlara ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sadaka vermek her Müslümanın görevidir buyurdu. Sadaka verecek bir şey bulamazsa dediler, amelilik yapar, hem kendine faydalı olur hem de sadaka verir buyurdu. Buna gücü yetmezse veya iş bulamaz ise dediler, darda kalana ihtiyaç sahibine yardım eder buyurdu. Buna da gücü yetmezse dediler, iyilik yapmayı tavsiye eder buyurdu. Bunu da yapamazsa dediler, kötülük yapmaktan uzak durur, bu da onun için sadakadır buyurdu. Genel değerlerden de güçsüz ve engelli kişilere yardım etmektir. Halbuki sosyal bütünleşme yaşamın dengesini sağlamak için yoksuldan önce zengine yararlıdır. Bu konuda İmam Ali radıyallahu anh şöyle demiştir. Şüphesiz ki münezzeh olan Allah fakirlerin yiyeceğini zenginlerin malından karar kılmıştır. Bir fakir acıkırsa mutlaka bir zenginin onun bu hakkını engellediğindendir. Allah Teala bunun hesabını soracaktır. Bu engelli kişilere ilgi göstermek toplum üzerine düşen bir görevdir. Bilindiği gibi Allah Teala kırık kalp sahiplerine yakındır. Kullarına merhamet edenlere de merhametlidir. İyi bir söz olsa bile iyiliğin hiçbir şeyini küçük görmez, sevabını da verir. Peygamber Efendimiz şöyle demiştir. Kardeşini güler yüzle karşılamaktan ibaret bile olsa hiçbir iyiliği küçük görme. Ve diğer bir hadiste de zayıf ve güçsüz olanlarınız olmasa Allah size yardım eder ve rızık verir mi? Zira kul din kardeşinin yardımında olduğu sürece Allah da o kulun yardımındadır buyurdu. Büyüklere, ihtiyarlara hürmet göstermek de bir değerdir. Her Müslümanın yaşlıları dikkate alması, onlara gerekli saygıyı göstermesi ve yapabileceği hizmeti sunması gerekmektedir. Böyle yapılırsa toplum kesimleri arasındaki sevgi saygı bağları pekiştirilmiş olur. Nesiller mutlu ve sıcak bir ilgi ortamında hayatlarını sürdürürler. Bu hususta Resulullah Müslüman bir genç yaşlı birine hürmet ederse yaşlandığında Allah da ona hürmet gösterecek insanları yaratır buyurdu. İslam dinimiz Allah saygısı yerinde olan kimselerin yaşlı Müslümanlara, Kur'an hafızlarına ve adil yöneticilere hürmet göstermelerini teşvik eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saçı sakalı ağarmış Müslümana aşırı gitmeyip ahkamıyla amel etmekten kaçınmayan Kur'an hafızına ve adil hükümdara saygı göstermek Allah Teala'ya duyulan saygı ve tazimden ileri gelir. Ve başka bir hadiste küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen, iyiliği emredip kötülüğü de yasaklamayan bizden değildir buyurdu. İslam'ın hoşgörüsünü doğru anlayan kişi, hürmet edeceği yaşlının Müslüman olması şart olmadığını bilir. Resulullah'ın bir Yahudi ailesine sadaka verdiği rivayet edilmiştir. Hazreti Ömer İbni Abdülaziz Basra'daki yardımcısına şöyle yazmıştır. Zimmilerden yaşlanmış ve kazanmak için gücü kalmamış olan varsa Müslümanların mal hazinesinden ona ver. Bu arada toplumun çocukları kamu menfaatlerinin göz önüne almalıdır. Mesela nüfus artışı meselesini ele alsak şu iki şeyi vurguluyoruz. Birincisi, bazılar zengin olunca kendilerinin güç sahibi olduklarını zannederler. Olması gereken güç sadece maddi değil ama bakımın tüm yönlerini içeren maddi ve eğitimsel bir güç olmalıdır. Bu mesele
sadece bireyin gücüne değil ama kimsenin sağlayamayacağı hizmetleri sağlayan devletlerin imkanlarına bağlıdır. Dolayısıyla devletlerin imkanları nüfus artışı meselesinin göz önünde bulundurmayı gerektiren en önemli faktörlerden biridir. Nüfusun kontrolsüz şekilde artışı sadece birey ve veya aile üzerinde bir etkiye sahip olmakla kalmamakta. Aynı zamanda nüfus meselesinde bilimi de dikkate almayan devletlere büyük zararlar verebilmektedir. Bu meseledeki bolluk ya da darlık bireye göre değil, kamusal potansiyellere göre ölçülmektedir. İkincisi ise güçlü azlık güçsüz kalabalıktan daha hayırlıdır. Bu hususta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, yakında milletler yemek yiyenlerin çanaklarına davet ettikleri gibi size karşı savaşmak için birbirlerini davet edecekler. Sahabilerden birisi şöyle dedi, bu o gün bizim azlığımızdan dolayı mı olacak? Resulullah şöyle dedi, hayır, aksine siz o gün kalabalık fakat selin önündeki çer çöp gibi zayıf olacaksınız. Devletler yaşadığı olağanüstü koşullar çerçevesinde ve kontrolsüz nüfus artışı yüzünden de sağlık, eğitim ve altyapının temel unsurlarını sağlayamaz. Dolayısıyla millet selin önündeki çer çöp gibi zayıf olur. Tabii ki de her çokluk ve nüfusun sayısal büyümesi öyle değildir. Sadece güçsüzlük ve cehaletin sebebi olan ve devletin imkanları tahammül edemeyeceği ayrı bir yük oluşturan ve faydalı olmamaktan daha çok zararlı olan nüfus artışından söz ediyoruz. Ey Allah, bizi en iyi ahlaklara yönlendir. Senden başkası yönlendiremez. Bizi kötü ahlaklardan uzaklaştır. Senden başkası uzaklaştıramaz. Bizi salih kullarından eyle. Amin.